Canlılar arasında insana hem fiziksel açıdan hem de genetik dizilimsel açısından en çok benzeyen varlıklar şempanzelerdir. Doğru. Aradaki fark yaklaşık olarak %4'tür. Çok az bir sayı gibi duruyor değil mi? Ancak olaya daha derinlemesine baktığımızda insan DNA'sında yaklaşık 3,5 milyar nükleotit yani genetik harf vardır. 3,5 milyarın %4'ü yaklaşık olarak 140 milyon harfe denk gelir. Evet. Yani aradaki fark 4 değil 140 milyondur. Ne? Bir şey yüzde olmaktan çıkarıp sayıya dönüştürdüğünüzde fark veya benzerlik miktarı değişmiyor. Aynı şeyin birden farklı şekilde ifadesinden ibaret. Sanki